Herkese merhabalar. Bugün cumartesi, edit yapıyorum şimdi. Şöyle de bir double espresso yaptım. Ben kahve bağımlısı bir adamım. Kahveyi inanılmaz seviyorum. Türkiye'deyken espresso makinem hiç olmadı. Ben espresso daha çok seviyorum. Özünü daha çok çektiğini düşünüyorum. Kimi insan Amerikano seviyor, kimisi farklı. Tabii ki burada ben de şöyle fincanda double espresso, fındık aromalı kardeşim, içiyorum. Keyifli, güzel bir kahve türü. Espresso cidden çok seviyorum. Hafta sonları genelde belli bir konuda kendimi eğitmeye çalışıyorum. Özellikle Amerika'daki vergi üzerine, finans üzerine bu tür konularda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tabi ara sıra böyle araba videoları da takip ediyorum. Evet, hafta sonları da üretken olmaya çalışıyorum. Boş durmayı zaten pek seven birisi değilim. Sürekli bir şey üretmem lazım. Onun dışında bugün de saat 12'de Apple'ın bir batarya değişme muhabbeti var. Oraya gitmem gerekiyor. Benim iPhone'un şu anda bataryası ölmek üzere. Bitti yani. Bir 12 Pro Max kullanıyorum. Naçizane bir 5S'im vardı. Onun da bataryası böyle gitmişti. Kendi bataryamı kendim değişeyim derken böyle bayağı alevli dumanlı bir olay olmuştu. O zaman yurt ortamındaydım. Tabi burada şu anda batarya fiyatları 89 dolara değişebiliyorsunuz Apple'ın kendi yerinde. Ben Türkiye'deyken o zaman 500 lira filandı. Yani tabi ki bu kurla hesaplarsanız daha yüksek. Şu anda ne kadar bilmiyorum iPhone 5S'in batarya fiyatları. O zaman değiştirdiğim zaman 500 lira filandı. Kendim internetten online siparişini verdim. Ondan sonra içini açarken o bataryaların altında beyaz böyle sakız gibi bir şey var. Onu çekerken altında biraz aralık oldu. O aralığın altına da ben bir tornavidayı koyarken bir anda alev aldı telefon. Her neyse, tabii ben yurt ortamındayım. Arkadaşlar falan da içeride. Yani cidden zehirlenebilirdik yani, öyle söyleyeyim. Hemen bir tane elime poşet giydim. Çektim hemen bataryayı telefondan. Tabii o sırada elimde bile patlayabilirdi yani, bilmiyorum, ama tabii bayağı bir duman alev falan alınca çektim çıkardım bataryayı. Ön tarafı tabii telefonun biraz sararmış. Ben tabii bunu kapattıktan sonra fark ettim. Tabii her telefon açıldığında veya herhangi bir elektronik ürün açılıp kapandığında ömrünü biraz daha kısaltıyorsunuz aslında. Çünkü o vidaların ilk günkü gibi, ilk fabrikadaki çıkışı gibi olmuyor. O yüzden şu anda ben de şimdi Apple'a götüreceğim. Bakalım, inşallah kazasız belasız yaparlar. Ama benim de öyle bir hikayem vardı. Kendim burada değişmek istedim. Bataryayı burada internette sipariş ederseniz 35 dolar gibi bir rakamı var. O işi kendi başıma yapmam 4-5 saatimi almıştı o zaman. Bir de gerçekten bayağı bir ortalığı batırmıştım. Normalde evin içine kendim de açardım ama bir kez daha böyle bir sarı ekran muhabbetine girmemek için onlara vereceğim. Onlar değişecekler bataryayı. Ondan sonra eve geleceğim. Dediğim gibi diğer kalan vakitlerde de elimden geldiğince üretken olmaya çalışıyorum. Boş zamanım bile varsa ya telefondan bir satranç oynarım ya da bir video üretirim. TikTok'tur vesaire, bu şekilde. Tabii ki her şeye her zaman yetişemiyorum. Elimden geldiğince önceliğim olan işleri halletmeye çalışıyorum. Çünkü gün içerisindeki enerjimi doğru bir şekilde kullanmam önemli. En böyle önemli olmayan işleri genelde enerjimin düşük olduğu zamanlara bırakıyorum. Daha böyle pasif zamanlar diyelim. Aktif olduğum zamanlarda da önemli işleri önce halletmeye çalışıyorum. Edit kısmı da çok fazla zor değil ama zaman alan bir kısım. Onun için de belli bir zaman ayırmam gerekiyor. Genelde geceleyin editleri yapıyorum veya bu saatlerde. Saat şu an sabah 9. Ben 6 gibi falan kalktım. Şu sabah saatlerinde şu anda edit yapıyorum. Ondan sonrasında zaten dediğim gibi genelde aktif olduğum saatler 11.30 ile 3 arası falan. Onun dışında tabii ki diğer işlerimi de halletmeye çalışıyorum. Gün içerisinde bu şekilde geçiyor. Bu arada naçizane kanala abone olursanız, yorum yaparsanız, görmek istediğiniz konular varsa vesaire, elimden geldiğince onları da göstermeye, yorumlamaya naçizane çalışırım. Birazdan Apple'a doğru gidiyorum. Saat 12'de Genius Bar'dan bir randevu var. Bakalım. Umarım telefonu bir iki saat içinde bataryasını değiştirirler. Size içeriği de gösteririm. AVM'ler zaten hemen hemen hepsi Türkiye'deki AVM'lere çok benzer. İşlem nasıl oluyor? İçeriği de size gösteririm. Belki de iPhone 16 şu anda bir prototipi vardır içeride. Tam emin değilim. Ama gidince gösteririm size. Şimdi bir 18 dakikam var. Oraya gidince görüşürüz. Vay be, şu otobüsleri az mı bekledim? Bak bak. Şu pembe otobüsleri var ya. Bunları beklerdim. Otobüs durağında sıcaktan uyuyakalırdım ya. Vay anasını be. Rabbim her zaman şükür. Nereden nereye? Her zaman şükür etmek lazım, her zaman. Bak, şurada da Amazon araçlarını gördüm. Yani bu işte cidden sıkıntılı bir iş.
Eğer Amazon sürücüsüyseniz ne tuvalete gidecek zamanınız oluyor, ne yemek yiyebilecek zamanınız oluyor. Hatta bazı insanlar o arabanın arkasına geçip ihtiyaçlarını öyle giderdiğini ben biliyorum. Zor, kolay değil yani. İşte bunları da görünce aklıma onlar geliyor ister istemez. Kolay değil. Hele Florida'da zaten Amazon sürücüsü olmak cidden sıkıntılı yani. Ben olduğum zamanı biliyorum. Hem sıcak, bazı arabaların klimaları falan çalışmıyor. Öyle sıkıntılar oluyor. Bakalım şimdi şöyle görüyorsunuz Florida'nın işleri, evet. Dayım buradan oraya girmeye çalışıyor. Ablam pardon. Şöyle bir yerden giriş yaptım, size göstereyim. Mağazanın dibinden girdim böyle bir yerden. Burada hanımefendiler için ayrılmış bir bölüm var. Şuradan. İnanılmaz ağır parfüm kokuyor şu an. Şöyle size AVM'yi de göstereyim. Zaten Türkiye'deki AVM'lere çok benziyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Böyle Amerika ile Türkiye'de ortak ne var deseniz bu AVM'ler zaten. Yapılış amacı gereği ve hizmet gereği aynı mantıkta çalışıyorlar. Şimdi birazdan... Hey, good morning. Birazdan Apple'a gideceğim ben. Apple'ın ilk girişte olması lazım. Şöyle devam edelim. Şurada kolej üstleri vesaire falan var. Dondurma vesaire var. Orada oturma alanı var bu şekilde. Şimdi benim geldiğim yeri de unutmayayım da. Ne ismi? Dillard's. Burada da böyle herhalde farklı korku şeyler var. Tişörtler, mişörtler satılıyor. Şeytan işi sevmeyiz. Mahallenin ortasına masajı yapmışlar. Masaj fiyatlarını göstereyim size. 10 dakika masaj $20. 15 dakikası $30. Adamlar da şaşırdı neyi çekiyorum diye. Bak burada H&M var, göstereyim size şöyle. H&M sade güzel, fiyatları uygun. Fena değil. Zarams tarzız. Evet, şimdi Apple'a geldik. Hey, how are you? Is that okay by the way if I can take a video for myself? Video? Yeah. Okay. Thank you. Evet, iPhone 16 Cuma günü buradaymış. Vaktim olur mu bilmiyorum buraya onun için gelmeye. Ama yolum düşerse göstermeye çalışırım size. Can this with the camera? Vision Pro'ymuş. Saat kordonları filan. Şimdi birazdan çağıracaklar, bu telefonu verip bataryasını değiştireceğiz. Bakalım işlem nasıl oluyor. Ne kadar süre tutacaklar. O sırada da size video çekmeye çalışırım. How's your day going? I'm good, thank you. How are you? How's your day? Thank you. So first, let me figure out. Okay, evet, şimdi dedi ki iPod'una erişim sağlayamıyorum. Ben tabi bunları izin vermediğim için, olur da telefon çalınırsa diye insanlar erişmesin diye gizlilik ayarlarından kapattım. Şimdi onu açtım. Birazdan işlemlere devam edecek dayımız. Bir tane şöyle zaman süreci verdiler. Saat 3.15'te hazırmış. 2.24'te başlıyor. Yaklaşık 1 saate yakın sürüyor. Bakalım, ben de biraz burada işler yapmaya çalışacağım. Olabildiğince işte size etrafı falan gösteririm. Neler var neler yok diye. Ondan sonra videoyu zaten kapatırım. Şimdilik şöyle bir bakalım etrafa. Evet, böyle bir yere geldim. Fena sneakerlar var burada. Şöyle göstereyim size. Şu rengi iyiymiş. Bu iyi, bunu sevdim. Şu rengi de güzel. Şu. Şöyle bakalım. Abi küçükken bak, şu şöyle customize şeyler var ya, bunlara bayılırdım. Biraz farklı bir tarz. Mesela şu. Güzel duruyor. Küçükken ben böyle yaratıcı yamalı şeyleri falan severdim. Şimdi çok fazla tercih etmiyorum tabii. Daha çok böyle az desenli şeyleri tercih ediyorum. Şurada da Air'ler var. Air Force'lar. Böyle zoom alalım. Bunlar biraz şov işi, üsttekiler. Bana öyle geldi. Bunları ilk defa görüyorum. Bu türleri hiç görmedim daha önce ben. Farklı bir tarz. Evet, şu bayağı custom'mış. Evet, bunların şu an fiyatlarını bilmiyorum. Yazıyor mu? Gerçi bakalım da zannetmiyorum. Genelde fiyatı almak isterseniz söylüyorlar burada. Ama güzel, farklı, custom böyle detaylar var. Mesela şuna bakalım şöyle. Şu da güzelmiş. Şu ve şu. İşte bu yeşil, bunun siyahı olsa güzel. Şu. Ya bu güzelmiş. Biraz aşırı fazla sesli.
Evet, farklı tarzlar böyle. Oo, bu da farklı bir şey. Şöyle bakalım. Burada diğer modeller var. Şöyle. Ne ya şu abi, bu nedir ya? Uzaylı gibi. Şuna baksana bir dakika. Şu. Evet, diğer yerleri gösterelim şimdi. Thank you man. Have a great. Evet, şimdi birkaç tane diğer yerleri gezelim. Ne var ne yok. Farklı böyle gördüğüm bir şey olursa gösteririm size. Size bir Akdeniz restoranı göstereyim şuradan. Bakalım burada fiyatlar nasıl? Burada farklı farklı böyle falafel var. Ondan sonra ıspanaklı börek var. Bunun şöyle tanesi 9 dolar. Şu 1,5 dolar. Şöyle baklava var. Bu 4 dolar. Şurada Adana kebap tarzı bir şey var. 14 dolar. Belki onu deneyebilirim. Şurada tavuk döner var. Yunanistan şeyi bu tabii. Chicken gyro dediği şey 13 dolar. Şöyle geri çekilelim bakalım. Geldik Amerika'nın kokoreççisine, Chick-fil-A. Bura zaten Türkiye'deki McDonald's gibi bir şey. Ama tabii Türkiye'de Chick-fil-A yok diye biliyorum. Burada inanılmaz popüler. Ben devam ediyorum böyle. Çok fazla burada yemeği ben tercih etmiyorum. Türkiye'dekiler buraya göre daha sağlıklı, onu söyleyeyim. AVM'lerdeki yemekler daha çok sağlıklı diye düşünüyorum. Buradakiler de işte olduğu kadar diyelim. Abi acayip, baksana. Spor şapkaları falan inanılmaz yani burada, bir sürü. Burada da şöyle diğer şapkalar var. Görmüş olduğunuz gibi. Abla 3-4 tane köpeği koymuş şeyin içine, sepetin, gezdiriyor abi. Evet, Crocs'lar var burada. Ve şekil şekil. Bu Crocs kültürü burada çok bu arada. Böyle görmüş olduğunuz gibi renk renk. Boyaya batırıp çıkarmışlar. Evet, böyle kütüphane gibi bir yere geldim. Batarya şarjını beklerken şimdi şu kitapları biraz okuyayım. Demin bir tane SQL kitabını okuyordum. Şimdi şunları bir okumaya devam edeceğim. Bakalım bir saat, 1,5 saate falan hazır olur. Güncellemeleri vereceğim. Bayağı da büyük bir yer bu arada. Burada Starbucks var. Burada hatta şöyle kahvenizi içip kitabı okup tekrar geri falan bırakabiliyorsunuz. Zaten böyle bir kütüphane ortamı oluşturmuşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle geçelim. Bayağı da kalabalık. Millet seviyor kitap okumayı. Ben de ufaktan şimdi Apple'a doğru geçiyorum. Şu işlemleri bitirelim. Görmüş olduğunuz gibi. İlginç duruyor. Güzel duruyor ama bu arada. Çok futuristik duruyor. Baksana. Harika. Kardeşlerim kovboy başlıklarıyla geziyor ya. Apple'dan geldim şimdi. Daha bir 40 dakikası falan var. Sağ olsun Apple'daki bir arkadaş. Şu dedim ki ya DJI şarj etmem lazım. Şarjı bitiyordu. Sağ olsun o da kablolardan bir tanesiyle şarj ettirdi bana. Saat geçmedi abi. Kitap okuyayım dedim biraz. Ya bir saate yakın bir kitap okudum. 1,5 saate falan. Cadılar Bayramı. Vay be. Şu Monopoly hiç benim paramız olmadı lan. Monopoly alayım. O zaman 50 lira falan mıydı? Neydi Monopoly? Hep böyle dışarıdan bakmışımdır. Hep arkadaşlarım vardı böyle Monopoly'si. Benle abim almaya çalışırdık. Çok alamazdık zaten böyle. Pahalı da bir şeydi yani o zaman herhalde. Her neyse. İyi ki de almamışız. Evet, değişik. Oo, burada mouse'lar falan var. Şuradan bakalım. Kaliteli bir klavye. Mouse var mı? Razer biraz piyasa ürünü. HyperX'in kulaklıkları iyi. SteelSeries de iyidir, fena değil. Ben pek Razer kulaklığı taraftarı değilim. Logitech'in kulaklığı da iyi benim bildiğim kadarıyla. Şöyle falan baksana. Lan hep böyle cihazlar, değişik şeyleri denemek istemişim. Vallahi Türkiye'deyken yurt dışında. Şimdi buraya geldim hiç denemem böyle. Hiç meramı da çekmez yani. Hakikaten acayip bir şey ya. Mesela şunlar falan. Tatları nasıl diye hep merak etmişimdir. Var değişik, bak değişik şeyler var, göstereyim size. Mango gömü, kendi mendi var. Şeker bunlar hepsi. Şöyle bir şeyler var. Abi küçükken çok ilgimi çekerdi böyle şeyler. Şimdi hiç çekmiyor hakikaten. Mango fresh bilmem ne. Çok fazla böyle yerlerde yemeği sevmiyorum abi. Ice cream. Valla bak şurada churro var. Size churro'yu göstereyim. Şuradan dışarıdan size gösterebilirsem göstereyim. Bak şöyle bir resmi var. Şu televizyonlar da çalışmıyor adamların ya. Şöyle. Şurada göstereyim size. Churro dedikleri şey Meksika'da yapılan şöyle bir şey.
Bak şurada Lobbox, Mobbox yazıyor. Bunun içine şöyle iki tane acayip şekerli bir şey bu arada. Ya ben size göstermek için geldim şimdi. Kendim yemek için gelmedim. Başka burada böyle smoothie'ler var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi aynı reyonlar. Şöyle gözüküyor zaten. Boba Moba. Buradan görebiliyorsunuz. Türkiye'de var mı bunlar bilmiyorum. Ben yani hatırlamıyorum. Benim olduğum zamanda standart normal içecekler vardı. Şu an belki böyle şeyler de vardı, bilmiyorum. Çeşitli şeyler. Evet, işten bitmiş şimdi. 15 dakika, 20 dakika kadar bir gecikti. Birazdan getireceklermiş telefonu, bakalım. Bayağı çünkü bekledim. Birazdan alacağım. Evet, inanılmaz bir şey. Demin hanımefendi geldi, dedi ki bunu ücretsiz değiştik. Şaşırdım ya, nasıl ya filan dedim. Valla değiştirdiler, nasıl ücretsiz değiştiler bilmiyorum. Garantisi filan da yoktu. Bir de ekranı da değişmişler. İlk başta 329 dolar filan bir şeyler yazdı. Gidip geliyorum dedi, gitti geldi, bir şeyler oldu. Sonra baktım, dedi ki bedava, ücretsiz değiştik. Bedava değiştiler. Şimdi birazdan çıkacağım, telefonu şarj ediyorum. %20'nin altını tutmamaya çalışıyorum. Bakalım, görüşmek üzere.